İsmim Bekir Furkan Damar. Konya Selçuklu doğumluyum. 2001 yılında dünyaya geldim. Şu anda 23 yaşındayım. İlkokul, ortaokul ve liseyi burada Konya'da okudum. Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. 2019'da mezun oldum. Daha sonra İstanbul'a Marmara Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazanarak gittim. Orada üniversiteyi bitirdim. Şu anda da Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda semazen olarak görev yapıyorum. Kendim birinci sınıftayken semazenliğe başladım. Çok uzun zamandır sema yapıyorum. Bu yolda da dedemin üzerimde etkisi çok. Ailem ve dedem üzerimde çok etkisi var. Bu yolda asla yalnız bırakmadılar, hep arkamda durdular. Dedem bize sorumluluğu, fedakarlığı, başladığı bir işi bitirmeyi ve yaptığı işi en güzel şekilde yapmayı öğreten insandır. Kendisi uzun yıllar İmam Hatip Müdürlüğü yaptı. Çok fazla şey yaşadı, iyisiyle, kötüsüyle. Ama her zaman bize iyi olmayı, doğru yolda olmayı, İslam'a hizmet etmeyi şiar olarak öğretti. İmam Hatip Müdürlüğü'nün yanında kendisi çok da fedakar ve vefakar bir dededir. Bize baktı, büyüttü. Kendisinden Allah razı olsun. İnşallah başımızdan eksik etmesin. Kendi iş ilkesinin, iş ahlakının önüne hiçbir şeyi koymaz. Yani torunmuş, oğulmuş, evlatmış çok fazla ayırmaz. Hatta o ayrımın gözetilmesine daha çok önem verir. Bize de asla bir ayrımı olmadı. Normal bir öğrencisi neyse bize de o şekilde davrandı. 94-95 senesinde İmam Hatip kayıtları yapıldığında İmam Hatip Okulu'na sınavla alınıyor öğrenciler. Bu sınavı da tabii o zamanlar Konya'da tek İmam Hatip olduğu için herkes, bütün cümle alem, oğlum, kızım, evladım İmam Hatip'te okusun diyerekten kaydettiriyorlar, sınava getiriyorlar. O zaman yanlış hatırlamıyorsam 2700 aday olması lazım. Yalnız okula alınacak kişi sayısı bunun 1/3 kadar. Öğrenciler, sınava girecek adaylar geliyorlar okula. Sınav zamanını beklerken bahçede birbirleriyle işte münakaşadır, konuşmadır yaparken dedem duyuru yapmak üzere Merkez İmam Hatip'in merdivenlerin yukarısından sesleniyor. Diyor işte sınavımız böyle olacak. İşte silginizi unutmayın, kaleminizi unutmayın, kodlamayı doğru yapın, işte silerken iyi silin gibisinden hatırlatmalar yapıyor. Daha sonra bahçeye bakıyor ki bahçe hınca hınç dolu. Çok fazla kişi var, aday var. Ortaokula başlayacak çocuklar da böyle hani bir yarış içerisindeler. Sınıfa ilk ben gireceğim gibisinden böyle merdivenlere böyle yavaş yavaş böyle çıkmaya çalışıyorlar. Dedem tekrar aşağı gönderiyor. Duramıyorlar, heyecanlılar. Tekrar böyle çıkmaya çalışıyorlar. Dedem bakıyor ya bu çocukların biz 1/3 alacağız. 1/2 tekrar geri dönecek evlerine. Ben bu vebalin altında kalamam diyor. Sınav iptal, herkesi alıyorum. Hayırlı olsun diyor. Herkes bir alkış, kıyamet. Bu beni çok etkilemiştir mesela. Yani o zor dönemlerde İmam Hatip ruhunu bu şekilde korumaya çalışmak, öğrencileri bu şekilde teşvik etmek o dönemde çok zor bir iş.
Ben tebrik ediyorum. Yani çok saygı duyuyorum bu konuda. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Beni bu programa alan Anadolu'muzun en değerli televizyonu KON TV'nin mensuplarına teşekkür ediyorum. Evimize hoş geldiniz. Bizi izleyenlere de saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Mevlüt Bayram hocamın teklifleriyle bu programı hazırlamış oluyoruz. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun bin kere. Kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Bekir Yiğit. Konya'nın Altınekin ilçesi Akçaşar köyünde 1947 yılında dünyaya geldim. Çocukluk yıllarım köy işlerinden geçti birazcık. 6-7 yaşlarına geldiğim zaman köyümüzde ilkokul olmadığı için babam beni Kur'an kursuna kaydettirdi. Hüseyin Eğrikler hocamız, Beyşehirli, Allah onlar razı olsun, Allah rahmet eylesin. O beni Kur'an-ı Kerim'e başlattı. Kısa zamanda da hafızlığa başlattı. Ben böylece 6-7 yaşlarında hafızlığa başlamış oldum. Biraz da iyi yapıyordum herhalde ki hafızlığımı çabuk yapıyordum. Kısa zamanda ismim çevrede duyulmaya başlandı. İleri gelenleri, köyümüzün etrafı, eşrafı, ileri gelenleri babama bunu Konya'ya götür, burada kalmasın demişler. 2 ay falan kalmıştı hafızımın bitmesine. Konya'ya geldik babamla beraber. O zaman da Konya'da tek Kur'an kursu var. Diyanet'in Ümmetü'nün bahçesinde bir Kur'an kursu tek. Oraya geldik. O zaman Ümmetü'nün bahçesini 1951 yılında dernek 100 bin lira satın almış o bahçeyi. Orası İtman Yurdu'nun antrenman sahasıymış. Hatta ben gördüm şeylerini falan. Tribünlerden görmüşüm. Tahttan tribünleri vardı. O binada İtman Yurdu'nun yönetim binasıymış. 3 katlı taş bir bina. Çok güzel bir binaydı. Orası Kur'an kursu olarak kullanılıyor. Oraya geldik. Tabii benim ilkokul diplomam yok. Yaşım küçük, boyum küçük. Hüseyin Hoca, Alaaddin Yamı'ydı Hüseyin Tekin rahmetlik. O da müdür, alamam dedi. Babam rica etti, yalvardı. Alamam amca, ne yapayım? Bak diploması yok. Saklayamam ki, boyu da küçük. Beni oturttu iki çocuğun arasına. Onlar büyük büyük, ben orada ufacık bir şey kaldım. Baktı bu hemen belli olur küçük oldu. Müfessiz bize ceza verdi dedi. Götür bunu dedi. Babam ağladı. Onu unutmuyorum bunu. Köyümüze gittik tekrar. Hocam da biraz bize küstü. Benden habersiz götürdün Konya'ya gidiyorsun falan diye rahmetlik. Beni çok severdi tabii. Sonra biz yine duramadık. Konya'ya geldik. Tekrar Konya'ya gelmeden Altınekin merkezde ilkokul var. Oraya gittik. Oradan buna bir diploma lazım diye. Beni imtihan ettiler. Ben köyde dayılarımın çocuklarından biraz okuma yazma öğrenmiştim. Abilerimizden, ablalarımızdan. İmtihan ettiler, yazı verdiler. Bu 3. sınıf seviyesindedir diye. Ben 8 yaşındayken falan. Getirdik. Olmaz ama dedi. Bu 3. sınıf olmaz. 5. sınıf diploması lazım dedi. Yine almadılar. Duyduk ki Azad Osman Efendi alıyormuş. Kendisi emekli baş öğretmen, kurra, güzel de Kur'an-ı Kerim bilgisi var, hafız, hoca, kurra bir alim, rahmetlik. O alıyor dediler, ona gittik. Bu eski garaj var, köy otobüsleri falan kalktığı bir garaj var ileride. Orada bir Sancıoğlu Camisi var, onun üst katında kurs açmış, orada okutuyor. Ona gittik. Tamam alayım dedi. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. O aldı. Dedemgir'in evi vardı Sedirler'de. Ben orada kalmaya başladım. Bir ay falan kaldık. Ben gidip gidiyorum. Orada okumaya devam ediyoruz hafızamızı. Bir aydan sonra baktım babam geldi. Köyde ne evi var ne yok satmış. Buraya geçmiş. Dayanamamışlar herhalde. Araplarda bir ev aldık. Oraya oturduk. Araplardan oraya kadar yayan yapıldı o soğuk günlerde. 9 yaşında çocuk olarak gittim geldim. Bin şükür
bitirdik hafızamızı. 1957 yılının yaz aylarında duamın yapılması gerekiyordu tören olarak. O zaman törenler yapılıyordu. Şimdi de yapılıyor gerçi de. Fakat grup daha önce yapmış, ben tek kalmışım. Benim hafızlık merasım tek olarak yapıldı Aziye Camii'nde. Şansımızdan Aziye Camii imamı Hacı Veysade Hoca Efendi o zaman. Ben namazdan sonra çıktım kürsüye. Salık giydirdiler. Salık bana çok büyük geldi. İçine takkılara koydular büyük abilerimiz. Sonra cübbeyi giyemedim. Cübbeyi bana fırladılar omuzlarıma. Hoca Efendi yanıma çıktı geldi. Ben tabi dua yapacak. Beni kucakladı. Pek de küçüğümüzsün hafızım falan dedi. Bir dua yaptı. O dua benim için bir kader emri oldu gibi, çizgisi oldu gibi. Orada dedi ki en sonunda hiç unutmuyorum. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmişsin. Kur'an-ı Kerim'e hizmet et. Alim ol, fazıl ol, İslam'a hadim ol. Dedi. Ki ömrüm boyunca da zaten başka bir şey yapamadım. İstesem de yapamadım yani başka bir şey. Hep bu yoldan devam ettik. Rahmetlik Hacı Veysade Hoca Efendi çok tesirli bir insandı. Duası da tesirli, kendisi de tesirli. Hatta bir gün ben yine kurstan çıktım. Orada abdest alıyorum Aziz Hamsın şadırvanlarında. Bir de çok soğuk bir gün. Her taraf buz olmuş. Sadece buzun orası su akıyor. Diğer taraf buz kaplı. Çoraplarımı giyiyordum. Başıma gelmiş. Kuzum çıkar onu dedi. Ben sol ayağımı giymişim çorabı. Çorap da köy çorabı anlamı ördüğü uzun yün çorap. Çıkması bir dert, giymesi bir ayrı bir dert. Çıkardım onu. Zor zor da çıkardık. Sağ ayağım giydim. Ve bugüne kadar hiçbir zaman sol ayağımla çorap giymedim. Ayakkabı da giymedim. Ne büyük tesiri var ki mübareğin. Okula gelirdi. Ümmü Hatip Okulu'nda daha ona da sıra gelecek ama. Geldiği zaman da çok severdik. Böyle gelene gidene selam verir. Çoluğa, çocuğa, kadına, kıza, dinli dinsiz herkese selamünaleyküm, selamünaleyküm, selam verir. Hoca Efendi almış olalım böylece yani. Okula öğretmen olarak geldi bizim okulumuz. Zaten o açtırdı, çok uğraştı okulumun, Ümmü Hatip'in açılmasını. Faytonla gelir, kapıda iner, biz hepimiz sıra yapardık öğrenciler. Elini öperdik, duasını aradık, sonra derslerime giderdik. Neyse, o sene 1957'de duam yapıldıktan sonra okullar açılmaya başlandı. İlkokul diplomam yok henüz. Hocam Azade Osman Efendi, Allah rahmet eylesin, razı olsun. Beraber faytona bindik, geldik Akifpaşa İlkokulu'na. Araplarda bir ilkokul, Akifpaşa İlkokulu. Tabii müdürünü de tanıyor. Bu çocuğu kaydedeceksin ama 5'e alacaksın dedi. Bu 1, 2, 4 okumayacak. Bu bilir dedi. İmtihanda yapmadan alacaksın dedi. Tamam hocam dediler. Nitekim öyle oldu. Hocam bıraktı gitti. Beni yine de imtihan etti. Şadıman Özen öğretmen ufak bir yaz bakayım şuraya falan bir iki. Neyse ondan kazandık olduk. 5'e girdim hocam. Bir yılda ilkokulda bitirmiş olduk. Hafızlığın o kadar çok faydasını gördüm ki. Ömrüm boyunca yaptığım bütün işler çok kolay geldi. Her işim rast gitti. Ailemin, çocuklarımın, torunların hepsinde faydasını gördüm. Bu Kur'an-ı Kerim yolunda çalışanlar gerçekten ben yaşadım. Kendimiz aciz biz kuluz. Pek bir kabiliyetim, yeteneğim, şunun bunun yok ama aklım da o kadar fazla değil. Fakat bu Kur'an-ı Kerim beni çok rahat yaşattı hocam. O sene tekrar yaz günlerinde, yaz aylarında hafızımı sağlamaya gideriz Azade Osman Efendi'ye. Yine öyle bir gün okulda da açılacak artık yaklaştı. Okulların, ortaokulların açılması yaklaştı. Hocam beni bir arkadaşın yanına koydu. Bunu götür İmam Hatip'e kaydettir dedi. O zaman biz İmam Hatip'i ne biliriz? Hiçbir şey bildiğimiz yok daha. Yeni geldik Konya'ya. O arkadaş da orta 3. sınıf talebesi. Yani aynı okulun benden 2 sene önceki bir öğrenci. Yaşlı yakın bana Mustafa Alptekin. Allah selamet versin. Beni götürdü İmam Hatip'e kaydettirdi. Babamın haberi yok. Gittim söyledim galiba İmam Hatip'e kaydoldum. Öyle mi iyi oğlum hayırlı olsun dedi. Öylece hocam 1958'de 65 yılına kadar o okulda iyi kötü okuduk. Arkadaşlar edindik, hocalar tanıdık. Biraz bir şeyler öğrendik. Allah'a şükür hamdolsun.
Ve yine bu Kur'an-ı Kerim sayesinde Kur'an-ı Kerim dersi kolay geçiyor, Arapça kolay geçiyor, hadis kolay, tefsir kolay, bütün dersler kolay. Bir de hafızların herhalde beyni çok ezber yaptığı için galiba biraz daha genişliyor zannedersem. Diğer dersleri de kolay alıyoruz. Matematik dersini ben dolma kalemle yapardım. Çevir problemlerini mesela olacak şey değil. Neyse o sene bitti. 65 yılında İmam Hatip Okulu bitti Allah'a şükür. Gelecek, üstüne geleceğiz. Konya'da Yüksek İslam Mevzusu açıldı 62 yılında. Ha, biz İmam Hatip Okulu'na girdiğimiz zaman, bunlar millet bilsin yani, niye gidiyorlar, bunu herhalde fakülteye mi girecek, doktor mu olacak falan diye zannetmesinler. Ben 58'de girdiğim yıl, hiçbir yüksek okulumuz yoktu bizim gidebileceğimiz. Görev de vermiyorlardı. Öylesine girdik, İmam Hatip diye girdik okula biz. Öyle kaydettiler bizi yani, İmam Hatip, adı İmam Hatip diye. Nitekim İstanbul, İslam Mevzusu ilk defa 1959 yılında açıldı. Benden bir sene sonra, ben girdikten sonra açıldı. 62'de de Konya Yüksek İslam Mevzusu açıldı. Orayı şükür sınavını kazandık. Sözlü yazılı sınavları yaptılar. Orada kazandık. İslam Mevzusu'na girmiş olduk. Konya Yüksek İslam Mevzusu'na 1965 yılında. Sene geldi, 1966'ya geldik bir sene sonra. Rahmetli Hacı Tahir Büyükyörükçü hocamız bir usul icat etti. Okuyan, İslam Mevzusu'nu okuyan talebeler birer cami bulsunlar, kadrosu olmayan cami bulsunlar. Kadro gelsin, onu oraya tayin edeyim dedi. Biz bütün talebeler doyandık, Konya'nın mahallelerini dolaştık. Nerede şeysiz, kadrosuz cami varsa. Ben de Araplarda bir cami buldum, kadrosuz. Oradan yaz aldık, Ankara'ya gittik. Ankara'da iki gün yalvar yakar, o camiye kadroyu çıkarttık. Sonra geldik buraya, bir de o camiye bizim tayinimizi yazdı müftülük. Onu da gördük, onun tayinimizi yaptık. Böylece imamlık görevim başlamış oldu. İslam Mevzusu İmam Hatip biter bitmez. Allah'a şükür. Ve o sene evlendik, kısmetimiz. Hem okuyoruz, hem imamız, hem evliyiz. Böyle bir hayat, yanlış yapacak, yani boş geçecek zamanı da yok. Yani şeyler dolu zaten gündüz. 69 yıllarda öyle iyi kötü devam ettik hocam. İmamlık, talebelik, evlilik. Çocuğumuz oldu, babalık da başladı artık. 69 yılındayım. Yüksek İslam Mevzusu bitince öğretmenliğe başvurduk. O zaman kolaydı tayinle herhalde ki. Ben Konya'yı İmam Hatip istedim. Kadro yok dediler, boşluk yok dediler. Nereye? O zaman Tokat'a verin dedi. Tokat'a verdiler, Tokat İmam Hatip Okulu'na. O da eski okullardan birisi olduğu için biliyorum, büyük bir okul. Hatta oradaki şube müdürü Konya'da okumuş, sen Mevlana Okulu'na vereyim dedi. Olmaz dedim, sana da okuluna vereyim. Olmaz. Niye? Ben hafızım, Arapçım da iyi, ben İmam Hatip Okulu'nda çalışmak istiyorum dedi. Tokat'a gittik. O yüzden 1969 yılında Tokat'a gittik. Şükürler olsun. Orada da 5 yıl görev yaptım ama bir eğitimde almış oldum orada. İnsanlar çok iyi, etraf iyi. Sıfırdan aday öğretmensin. Sana Konyalı Bekir Hoca diye değer veriyorlar. Yani yabancı yerlerde biraz da böyle bir avantajı var. Orada çalıştık, öğretmen oldum. Müdür yardımcılığı yaptık. Derken 1972 yılında İmam Hatip Okulu'ndan orta kısımlar kapatılmıştı. Hani 71 muhtırasından sonra buranın hükümet ilk iş olarak da bunu yaptı. İmam Hatip orta kısmı kapatıldı, orta okul mezunu alacaksınız diye öyle başladık. Fakat 74 yılına gelindiğinde Ecevit ve Erbakan Koalisyonu tekrar açtı İmam Hatip Okulu'ndan orta kısımlarını. Açılanlardan birisi de Kelkit. Gümüşhane'nin Kelikit ilçesinde bir okul açmışlar. Beni oraya teklif ettiler, gider misin diye. Hanıma sordum, giderim dedi o da, Allah razı olsun. Böylece Kelikit maceramız başlamış oldu hocam. Şimdi öğrenciyle münasebette biraz arkadaşça ben davranıyordum çocuklara. Tokat'tan ayrılacağım gün müdürü dedi ki, toplandı bir konuşma yap, seni çok severler dedi. Ben de yok konuşamam, ağlarım şimdi dedim. Yavaşça kaçacağım dedim. Hakikaten
sessizce otobüse bindik. Tam otobüs yürüyecek, durdurdular otobüsü. Çocuklar haber olmuş. Bütün okul boşalmış. Okul otobüs etrafına geldiler. Yani bu unutulmaz olaylar gerçekten. Yani bunu bırakabilmek çok önemli. Efendim Kelkit'te okul, yeni okul açtık. Öğretmen yok, hizmet yok, memur yok. Sen tek başınasın. 3 sınıf öğrenci aldık hocam. Allah'a şükür etrafta yardım etti. İkinci okulu ben açtım. Kelkit'te başokul yok. Bir lise varmış. İkinciyi ben açmış oldum. Rağbet iyi oldu orada da. Orada 2 sene çalıştım. Öğretmenlerim geldi, müdür memur aldık, hizmetli aldık, her neyse. Etrafımda yardım ile 2 sene çalıştım. Bir Ankara'da seminerdeydik. Genel müdür yardımcısını ziyarete gitmiştim. Sen dedi, anan var mı? Anam öldü dedim. Baban var mı? Babam sağ. Orada kendi başına. O zaman seni Konya'ya göndereyim dedi. Hocam ben de Kekit'te işim var dedim. Okul yapacağım. Falan. Yok yok. Kim yaparsa yapsın dedi. Yapan buldur falan dedi. Ama dedim Konya'yım var ya, senin kadro yok. Genel müdür benim dedi. Sen karışma dedi. Kararım çıktı. Konya'ya evim var be. Sene 1976 hocam. Geldik, başladık. Allah'a bir şükür. Mezun oldum okula, öğretmen oldum. Bu ne kadar büyük bir olay. Ertesi sene ben buraya gelirken epey idareç yaptığım için yoruldum. İdareç almayacağım, görev alamayacağım diye de karar vermiştim. Fakat Ahmet Gürtaş evime kadar geldi. Allah rahmet eylesin. Hacı ve İsa'da talebe yurdu var. Anadolu Vakfı'na bağlı. Oraya müdür gerekiyormuş. Olacağım dedi hocam. Ben dedim ama yok olacaksın dedi ve olduk. Gündüz öğretmen Ümmü Hatip Okulu'nda. Gecede orada müdür olarak görev yaptım. Orası da ayrı bir olay. 450 şey var, kontenjan var. Hepsi ağzına kadar dolu. 50 de yedek. Konya'daki çocuğu olanlar oraya kayıt yaptırıyor. Baktılar ki disiplin var. Mütalaa etüt yapıyoruz, mütalaa yapıyoruz, namazlarını kıldırıyoruz. Öyle oldu. Orası da güzel bir hizmet oldu benim için. 12 sene orada müdürlük yaptım hocam. Derken İmam Hatip Okulu'ndan müdür yardımcısı lazım olmuş. Bize bir iş daha çıkaracaklar. 81 yılında müdür memuru olduk. Tabii orada da İmam Hatip'in talebeleri vardı. Yurttaki sınıflarımız var ya, gündüz boş. Orada 12 tane sınıf alıyorduk. Birinci sınıf öğrenciler oraya alıyorduk. Ben ondan hem müdür memuruydum hem de gecede yurt müdürüydüm orada. Yine kendi başıma orada da başka yardımcım yok. Hatta 12 Eylül ihtilali oldu. Gece sokağa çıkma yasağı var. Ben tabii okul yurttan ayrılamıyorum. Su kesilmesin, elektrik kesilmesin. 4-5 çocuk kabahatle kalkacak, abdest alacak, namaz kılacak. Belediye öğretmen de teslim edip eve gidiyordum ama gece yasak. Kenarlardan, Doğanlar Mahallesi'nden evime gittiğim günler oldu. Allah'a şükür. Bazı gün zorlar yaşadık ama çok zevkliydi hocam. 81 yılında müdür memur oldum. Böyle çalışmaya devam ettik. 87 yılında gerekti herhalde ki beni Karma Ortaokulu'na öğretmen olarak verdiler. Yine yurt müdürlüğü devam etti. Fakat öğretmenliğim Karma Ortaokulu'na geçti. 5 yıl orada din dersi öğretmen olarak çalıştım. O da ayrı bir benim için tecrübe oldu. Yani biz İmam Hatip Okulu'na geliyor çocuk. Zaten Makudok'a gelmiş. Kızıyoruz, şey diyoruz falan. Orada öğretmenin orada yapmak erişi. Herkesin kârı değil bazı yerlerde. Orada da güzel günlerimiz geçti. İyi sevildik orada da. Derken 1992 yılında Ümmü Hatip Okulu'ndan müdür gerekmiş. Beni buldular Karma Ortaokulu'nda. Bu eskiden buradan bir de Mahunide okulu biliyor, tanıyor falan şeklinde herhalde düşündüler. Vali İhsan dede oraya iyi bir müdür bulun demiş. Rahmetlik, o da rahmetlik oldu. Beni buldular. Ya rahatım yanma falan dediysem de yok yok gidecek. Ya istifa et ya git oraya dediler. Gittik, başlamış olduk. 16 Ekim 1992 hocam. Tabii kendi okulumda müdürsün. Ne kadar büyük onur, ne büyük şeref. Ondan aldın, oraya müdür olarak hizmet ediyorsun.
Tabii illa bir olarak değil, her kademede bir hadim olarak hizmet etmek isterim yani, ondan ayrı bir olaydır o. Başladı o günlerde, o yıllarda imtihanla öğrenci alınıyor. Fakat çok da gelen oluyor. Biz biraz daha toparladık, şöyle disiplin olmaya başlayınca istek biraz daha arttı. Biraz önce torunuma anlattığı gibi 94-95 yılında 900 kontenjan geldi. Bakanlık kontenjanı bu, yani şey değil. Aday kaydı yapıyor 2700. Yani onu uzatmaya gerek yok. Ben orada imtihan iptal etmeye karar verdim. İmtihan iptal ettik. İptal ettik ama içeri geldim, rahmetli Veysel Oktut dernek başkanımdı, içeri geldim. Müdür aklın başında mı dedi. Nereye koyacak bu çocuğu? Okula 100 kişilik yer yok. Sen 3000 kişi alıyorsun. Allah kerim dedi. Allah kerim dedi. Avni Beygil müdür yardımcılarındı. Onlar seviniyorlar. Tamam, bu müdürü okuldan alacak, köyden alacaklar, bir de kurtulacağız falan diye seviniyorlar. Çünkü yanlış yaptık ya, bakana karşı geldik yani. O da ayrı bir olay. Aldık, dedik o sene Mengene'yi hocam bulduk. Mengene'de bir okul yapılıyormuş. Çok büyük bir okul, 55 sınıflık. Bakanlığa gittik. Rıza Bahadır, Allah rahmet eylesin, o adam yaptırmış. Çok da güzel bir okul. Bakanlıktan istedik, orayı verdiler. Oraya hemen taşın. 4000 öğrenci koyduk o binaya. Böyle devam ettik. Ertesi sene ocacığını açtık. Yine bina lazım. Çünkü her sene bize bina lazım oluyor. Ocacığını açtık. Bir ertesi sene Mahmut Sami Ramazanoğlu binası o zaman yapıldı. Yarısı boş. Oradan 30 sınıflık ben onay aldım. 30 sınıfımız da orada. Yani 9 sınıfta, 9 blokta, 9 ayrı binada, Konya'nın değişik yerlerinde eğitim öğretime devam ettik. Öğrencimiz oldu 16.500 hocam. Maaş. Dünyanın belki de en büyük okulu bizdik yani. Çünkü bir müdürlüğe bağlı bu kadar talebi olan bir lise orta öğretim okulu olamaz yani. Biz olduk. Türkiye'nin de büyük okuluyduk. Hatta müdür arkadaşlarımızla yarışırdık. Açardım Bursa'ya. Kaç oldu öğrencin Mustafa Bey? 12 bin, benimki 15 bin. Erzurum'a açıyordum. Hakkı Bey kaçsın? 12 bin, benimki 15 bin. Böyle, böyle İstanbul'dakiler yarışırdık. O zaman ayrı bir havamız vardı. Fakat bu havamız tabii o kadar sürmedi. 28 Şubat geldi. Ondan önce 8 yıllık temel eğitim çıkardılar. Ortak sınav kapatıldı hocam. 28 Şubat geldi. Bir puan katsayı adaletsizliği çıktı. Ucube. İmam Hatip Okulu mezunu bir öğrenci tamamını yapsa o sorun, tamamını sıfır hata yapsa bile hiçbir yeri kazanmıyor. İlahiyat ancak gidebiliyor. Ufak tefek bazı fakültelere gidebiliyordu yani. Böyle bir adaletsizlik oldu. Buna rağmen verilerimiz çocukların çoğunu almadı. Alanlar oldu ama gene alan olmadı. Fazla alan olmadı. Okulumuz devam ettik. Başka türlü baskılar yaptılar. İstiyorlardı ki okulda öğrenci kalmasın da bu okulu kapatalım diye. Tevhidi Tezat Kanunu'na göre okulu kapatamıyorlar. Açmak zorundalar. Ancak öğrencinin dolayı kapatabilirler. Ona da uğraştı. O da muvaffak olamadılar. Biz yine devam ettik Allah'a şükür. Bu arada biraz evvel öğretmenden bahsettim. Öğretmen sayımızdan bahsettim. Öğrenci sayımızdan bahsettim. 26 müdür yardımcım vardı. Onlarla beraber çalıştık. Allah'a şükür 13 yıl müdürlük yaptım. Hiçbir öğretmenime sarı zarf vermedim. Çünkü okulun başarısı öğretmenin neşesiyle, moraliyle olabiliyor hocam. Öğretmene siz eziyet ederseniz öğretmen de sınıfa göre ders yapmıyor. Yapmaz yani. Ve disiplin olayları, hiçbir disiplin olayımız yoktur. 16-13 sene, 16 bin öğrencim olmasına rağmen okulda disipline geçsek cezalı hiçbir öğrencim yok. Yani ne kadar güzel bir şey bu. Öğretmen öyle. Öğretmenleri seviyorduk. Öğretmen okula gelirken iyi ki bu okulda çalışıyorum diyordu. Onu aslında dedirtmek lazım. Müdür arkadaşlara tavsiye ediyorum. Öğretmenler iyi ki bu okulda çalışıyorum desinler. Bunu sağlayın. Programı düzgün yaparsanız, ondan öğretmen izni vesairesini idare ederseniz, ufak ve kusuruna bakmazsanız, sözlü uyarırsınız, yazılı uyarmazsınız, öğretmen size hizmet eder. Amaç burada öğrenci merkezde çalışmak lazım. Amaç öğrenci yetiştirmek lazım.
öğrenci yetiştirmek için de sana öğretmenle hep bütün derste müdürün gitme imkanı yok, girme imkanı yok. Öğretmen iyi olursa, öğretmen okulu severse hocam iyi çalışıyor. Mahcup olmayın bu müdüre karşı da daha çok çalışıyor bu sefer. Hasılı böyle bir çalışma yaptık hocam, Allah'a şükür, hamdolsun. 2005 yılında 40. yılın sonunda emekli oldum. Bu arada ailemden bahsetmek istiyorum. Hanımefendi, Allah razı olsun kendisinden, hep arkamda durdu, bana hizmet etti, bana yardım etti. Gittiğimiz yerlere 19 yaşındaydı Tokat'a gittiğimiz zaman. Ben gitmiyorum demedi. Kerkide gittik, ben gitmiyorum demedi. Genç yaşta 5 çocuğumuz oldu Allah'a şükür. Çocuklarımızdan memnunuz, torunlarımızdan memnunuz. 5 çocuğumuz var. 2'si kız, 3'ü oğlan. Damatlarımız var, memnunuz. Onlar din görevlileri. Kızlarım kurangos öğretmenleri olarak yaptılar. Gelinlerimize memnunuz. Yani aile olarak Cenab-ı Hak iyilerine karşılaştırdı. Çok şükür, hamd ediyorum Allah'ıma. Bu arada çalışırken epey bir takdir gördüm hocam. Listesini çıkarmışlar. 100'den fazla takdir teşekkürler. Bakan dahil. Bakan, vali, kaymakam, milliyetin müdürleri dahil olmak üzere, genel müdür dahil olmak üzere epey takdirimi almışız. Yani şunu demek istiyorum. İmam Hatip aşkı bizi heyecanlandırıyor. Yani bu okulda çalışmak ayrı bir onur, ayrı bir olay. Kendi okulum olduğu için belki içindeki münnericatına sevdiğimiz için, İslam'a hizmeti sevdiğimiz için belki oluyor. O miktarda taktına malmışız. İki de cezam var. O 28 Şubat döneminde uyarma, bir de dikkat çekme yapmışlar. İşte o malum olaydan da. Ahirette bu, inşallah size delil olur. Olsun. İki sefer tayinim çıktı. Bu 28 Şubat döneminde yine. Biri Burdur'a, biri İstanbul'a. Fakat Ahmet Kayhan vali, Allah razı olsun, kararnameyi tebliğ etmediler bana. 2 sene bekletmişler. 2 sene. Biz çalışıyoruz. 2000 yılında geldi, 2002'ye kadar kararnameyi tebliğ etmediler. Bize lazım diye oraya hep yaz yazmışlar bakanlığa. Bize lazım, bize lazım. İptal edin bu şeyi. İptal etmediler tabii onlar. 2002'de Milli Eğitim Müdürü Buğdan başarıya giderken tabii kararnameyi ortaya çıkardı her yere. Ben de bölge idareye verdim, iptal ettirdim. Yine kaldı Koyu Eyüp Hatip Okulu'nda. Başımıza bela. Tatlı bela. Bir defa da istifa ettim hocam. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü benim istemediğim olaylar bana yaptırmaya çalışıyorlardı. Ben de, bu işi ben yapmayayım. Çünkü ben Kerikit'te çalışırken memuruma başını örtüldüm 1974 yılında. Ya orada hiçbir şey yokken memurun başı kapalı geldi artık. Kızım ben okuldan aldığım başörtüsünden dolayı fakültede okurken 82'de aldık görevden. Bu okulda okula geldiğim günden itibaren tek bir başörtüsüz öğrenci içeriye sokmadım. Hepsi başörtülü, tek tip başörtülü oldular. Dedim bu iş sürmeyecek herhalde, vaziyet bozulacak. İstifa ettim. Fakat Halil İbrahim Sayar hocam abiyle Veysel Oktut rahmetli haber almışlar. Milli Eğitim'e gitmişler. Bu okulun istifasını kabul etmeyin, bu müdürün istifasını kabul etmeyin diye gitmişler. Bana geldiler, benim haberim yok. Bana geldiler, dediler ki biz yani işte istifa etmişsin, hayrola falan dedi. Ben dedim böyle böyle, bu işi ben beceremeyeceğim. Ayrıldım. Vazgeçtiler. Vazgeçmem galiba. İmzaya gitti, onu anda gidiyorum dedim. Yok dedi, biz oranla görüştük. İstersen iptal olabiliyor dediler. Biz öyle bir daha kalmış olduk hocam. 2005 yılında Allah nasip etti. 40 yıl kalmış olduk. Şimdi öğrencilerimden diyeceğim şu var gençlere. Çalışsınlar. Hangi okul olursa olsun. Çalışsınlar, gayret etsinler. Azimleri olursa başarırlar. 2 tane örnek vereyim isterseniz, vaktimiz müsaitse. Bir öğretmenlik yıldan 7-5 sınıfımız vardı. O zaman 1-2-3-4 aldım. 7-5 son sınıf oluyor. Arapça dersine giriyorum. Ben oranın sınıf öğretmeniyim aynı zamanda.
Sene başta dedim ki hep ikmale kalıyorsun, bütünleme de ertesine kalıyorsun. Tehlikeli bunlar. Bir çalışalım, daha ilk dersteyiz. Hepimiz buradan ilk direkt mezun olun dedim. Yapabilirimizi yaparız hocam dediler. Onlar da Allah razı olsun. Bir çalışma başladılar hocam. Ben de yardım ettim. Değişik zamanda hocalarına gözüm. Tekrar anlattım derslerini falan. Ve o sınıf direkt mezun oldu. Niyet ettiler, azmettiler ve bitirdi. Başardılar yani. Ve o sınıftan valilerimiz var, kaymakamlarımız var, dekanlarımız oldu o sınıftan, dekanlarımız oldu, profesörlerimiz var. Yani o senenin çalışması çocuklarımızı başardı. Bir de ayrıca müdürlük yıllarında bir kızların sınıfına, Kur'an-ı Kerim dersine giriyordum, 12 şey sınıfı. Yine bunlara sene başına dedim, şunlara bir dokunalım bakalım. Üniversite kazanmak ister misiniz? İsteriz hocam. Hepimiz ister misiniz? Hepimiz ister. O zaman dedim karar verelim. Şimdiden çalışmaya başlayın. Birbirimize yardım edin. Zayıf olanlara, bilenler yardım etsin. Üniversite kazanalım dedim. Ve o sınıf tamamıyla üniversite kazandı hocam ilk imtihanda. Bunlar bir örnek olsun diye söylüyorum. Bir niyet ettiler, karar verdiler, azmettiler ve kazandılar, başardılar. Yani isterse kimse ben bu işi yapamam demeye hakkı yok. Herkes o işleri yapabilir. Allah'ın izniyle inşallah. Sayın hocam nasıl bir duygu öğrenciniz vali olmuş, profesör olmuş, devlet kademesinde yer almış. Hem bir eğitimci yılların verdiği 40 yıllık bir eğitimci olarak hem bir baba, dede olarak nasıl bir duygu? Hocam şimdi karşılaşıyoruz. Her gittiğimiz yerde, fakültelerde, nerede olursa olsun karşılaşıyoruz. Elimizi öpüyorlar. Duamızı arıyorlar. Resimsen ben dedim, ben diyor kalp profesörüyüm. Mesela. Çok güzel. Hele bir düğüne gitmiştik bir ara. Bir düğündeyiz. Düğünde bir istedi ki ya bir vali gelmiş, şundak valisi ona bir hoş gel de gidelim dedi. Ben de gideyim dedim kimisi, bir tanışalım falan dedik. Vardık vali bey yanına. Hoş gel falan derler ki ben de gittim hoş gel diye. Hocam dedi hemen. Ayağa kalktı. Ben dedi Ali İhsan Su, şundak valisi. Ben talebeyim dedi. Hatırladım çocuğu. O sınıftan. Yani böyle şeyler var. Şu andaki Erzurum Mahallesi öğrencimiz mesela şu andaki. Müftülerimiz var. Müftülerimiz hep öğrencimiz hocam. İmamlarımız var, öğretmenlerimiz var, okul müdürlerimiz var. Yani bir fidanı yetiştirince orada meyvesi yemek kadar güzel bir şey yok. Sen yetiştiriyorsun. Emeğin oluyor, iyi kötü yapıyorsun. Bir de tabii bu çalışmaları yapılırken kurumların iyi temsil edilmesi gerekiyor. Yani Konya İmam Hatip Okulu Müdürlüğü kolay bir şey değil. Okul İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü de kolay bir şey değil aslında. Şimdi ben bir hatıramı da söyleyeyim. Ali Ulli kurucu, Hacı Veysel hocamızın yeğeni, İmam Hatip sevdalısı, bir rahmetlik. Konya'ya gelmiş, Nalçay'da bir evde oturuluyor, biz büyük bir salonda. Haber aldık, ben biliyorum şiirlerini falan da okuyoruz, seviyoruz da kıyabet. Ben de gittim, hoş geldin diyelim, sohbetinde bulunalım diye. Ben biraz geç gittim, şöyle vardım kapının yakın bir yerine oturdum, kapının yakın bir yerine. Sormuş kim o delikanlı diye, o da İmam Hatip Okulu Müdürü demiştir. Ha sen buraya gel dedi. İmam Hatip Okulu Müdürü'nün yeri köşe başında dedi, sen orada oturamazsın dedi. Yani insan gururlanıyor tabii onunla bu şeylerden. Çok şükür. Müdür olduğum zaman 92 yılında diploma sayısına bakmıştım. 5000 kişi mezun olmuş 1951'den 92'ye kadar. 92'den 2005'e kadar 15.000 kişi mezun olmuş sayı. Demek ki 10.000 kişi daha biz mezun etmişiz oraya. 40 yılda 5.000, 10 yılda 10.000 daha öğrenci mezun olmuş. Buna ayrıca ben çok seviniyorum yani. Şimdi İmam Hatip Lisesi'nde İmam Hatip aşkı farklı bir olay. O bir sevda. İmam Hatip'li olmak da farklı bir olay. Şimdi İmam Hatip'li olmak demek illa orada okumak, mezun olmak demek değil aslında. Kalben İmam Hatip'li gibi düşünmek, yaşamak öyle. Allah'a inanmak, inanması gereken şeylere inanmak, peygamberlere inanmak ve vatana, millete, aileye,
dine, İslam'a hizmet aşkına yanmak, bu bir aşk işidir. Yani imamet başka bu demek hocam. Bizim okulumuzda güzel bir argüman hazırlamışlar. Koyar Matip'in girişinde eski yıkılan binanın tepesinde bir levha vardı. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ramul. Yol varsa budur bilmiyorum başka. Biz bunu öğrenci böyle karşılıyorduk. Öğrenci. Mezun oluyordu. Giderken de kapının arkasında bir ayet var. Hiç bilenlerle bilmeyenler biz olur mu? Ayet-i Kerime. Yani öyle karşılıyoruz. Giderken de öyle uğurluyoruz. İyi bir hayat yaşadığımı zannediyorum. Görevlerimden memnunum. Arkadaşlarımdan, öğretmenlerimden, müdür babamdan memnunum. Ve Konya Üniversitesi'ne emeği geçen herkesten Allah razı olsun bugüne kadar. Ölenlere rahmet, kalanlara selamet diliyoruz. Bu okulun yaşaması gerekir. Türkiye'nin ihtiyacı olan okullar, keşke diğer okullar da buna benzer programlar yaptılar da gençlerimizi yetiştirebilsek. Öğretmenlerin sorumluluğu çok fazla, buna dikkat etsinler. Biz aslında şikayet ediyoruz ya, ortam şöyle oldu, böyle oldu falan diye. Şikayet etmemesi gereken tek meslek öğretmenler. Öğretmenler mesleği. Çünkü her öğrenci bizim önümüze geliyor. Herkes temel eğitim zorunlu, okula geliyorlar, okumayan kişi yok. Bunu biz eğitirsek, öğretirsek, manevi değerleri verebilirsek ona, çocuk ne hırsız olur, ne soysuz olur, ne başka bir şey olur. Aslında bizim çok kabahatimiz var. Öğretmenlerin sorumluluğu çok fazla. Onun için öğretmenlerimizin de dikkat etmesi gerekiyor. Güzel yaşıyoruz. Ülkemiz iyi, müreffeh. Şu günlerde, son zamanlarda gayet iyi yaşıyor elhamdülillah. Fakat üzüntülerimiz de eksik değil. Dünyanın her taraf, bir taraflarında Müslümanlarımız eziyet çekiyorlar. Biz nimet içinde yüzüyoruz fakat onlar içecek suyu bulamıyorlar. Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, hele bugün de son zamanlarda Filistin'de, Gazze'de neler çektiğini her gün izleyerek, ağlayarak izliyoruz televizyonlarımızda. Cenab-ı Hak onlara yardımcı olsun. Bizim de dualarımız kabul olsun inşallah. Kalben dua yapalım. Elimizden de gelirse bir şeyler yapmaya çalışalım ki onlar da müreffeh yaşasınlar veya yaşasınlar yani. Müreffehinden vazgeçtik de dünyada kalabilsinler. Zaman zaman şiirler yazıyoruz. Bir de İmam Hatip okulumuza şiir yazmıştım hocam. İmam Hatip Marşı. Durma İmam Hatip'im, hizmet yarışa benzer. Dünyada tek nasibim, vakur duruşa benzer. Asil dedikçe asil, Nebi'den gelen nesil. Dünyadan nefreti sil, sözün barışa benzer. Unutma asla bunu, cennet Allah'ın yanı. Bu kutlu yolun sonu, ona varışa benzer. Meleklerin yuvası, pek güzeldir havası, İmam Hatip davası yüce bir işe benzer. Kur'an oku dilleri, örnek olur halleri, kıskandırır gülleri, düşmanlık boşa benzer. Yüzlerinde nur vardır, halinde onur vardır, kalbinde sürur vardır, özgür bir kuşa benzer. Nurlu İslam yoluna, gerek kıymet biline, İmrenilir haline kurbanlık başa benzer. Ne hacet uzun söze, selam dualar size, varlığın nimet bize, yokluğun kışa benzer. Dileklerin en hası, peygamberin duası, yüce Allah'ın rızası, cennette huşa benzer. Efendim, bize bu imkanı veren Kontevi'ye, ailesine, başkanına, çalışanlarına, Bayram hocamıza ve diğer arkadaşlarımıza, kameramanlara çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bir daha görüşümüz, görüşmemiz bilemiyorum ama hakkınızı helal edin. Bütün öğrencilerime, öğretmenlerime buradan selam ediyorum. Velilerimize selam ediyorum. Haklarını helal etsinler. Haklarına girmiş olabiliriz. Tabii uzun yıllar çalıştık beraber. Öğretmenlik, müdürlük yaptık. İyi kötü öfkelendiğimiz zamanlar olmuştur. Kimin kalbini kırdıysam hakkını helal etsin. Benden yana helal olsun bütün haklarım. Herkese başarılar, sağlık, afiyetler diliyorum. Allah razı olsun.